Sevgili kardeşlerim, çiftçilerimizin borçlarının faizlerini silmezsek inanın ki paramparça oluruz. Bu kış son derece zor geçecek. Şöylesine bir bakıyorum. Başta ilaç, mazot, gübre, yem olmak üzere tarım üretiminin girdi maliyetlerini %100 düşürmemiz lazım. Ücretsiz tohum dağıtmak zorundayız. Mazottan ÖTV'yi kaldırmak zorundayız. Tarım ve hayvancılığa uygun illerde bölge insanının çalışacağı emek yoğun işletmeleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak kurmak durumundayız. Her şeyi özel sektörden bekleyemeyiz. Nasıl ki köy enstitüleri vaktiyle kurulduysa, nasıl toprak mahsulleri ofisi vaktiyle kurulduysa, nasıl o şeker fabrikaları kurulduysa, nasıl o SEGA kağıt fabrikalarını Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları kurduysa, aynı çalışmaları yapmayı Allah'ım inşallah bize yapsın. Dediğimi işte arkadaşlarım, görüyorum. Halkla ve tabanla fazla diyalogları yok. Esas halkla ve tabanla diyaloğu olan, vatandaşla diyaloğu olan muhtarlarımız. Muhtarlarımız her evde ne var ne yok onu biliyor. Meclis üyesi arkadaşımıza ulaşamıyor. Ben diyorum ki o zaman meclis üyeliği müessesesi biraz yorgun. Heyecanı bitmiş, enerjisi bitmiş. Bütün meclis üyeleri şu anda bana kızabilirler. Ama doğrusu muhtarlarımızın belediye meclisi. Aynı zamanda muhtarlarımızın belediye meclis üyesi olması. Yani belediye meclis üyeliği müessesesini bypass ediyoruz. Belediye meclis üyelerimizin yerine muhtarlarımız zaten seçiliyor. Belediye meclisinde muhtarlarımız meclis üyeliği görevini yerine getiriyor. O zaman ne oluyor? Her görüş, her düşünce belediye meclisinde de en iyi şekilde temsil ediliyor. Çünkü ben bakıyorum, belediye meclis üyelerimize bakıyorum, sistem yanlış, yeteri kadar halk temasları yok, yeteri kadar vatandaşla bağları yok. O nedenle muhtarlarımız bundan sonra inşallah belediye meclis üyeleri yerine aynı zamanda muhtar, aynı zamanda da belediye meclis üyesi olur.